Herkese merhabalar. 5 dakikada ışığın yansımasını öğretebilir miyim sana sen? İmkansız. 5 dakikalık çak bir beşlik seninle yapacağız Tunç Çelen Bey. O zaman hadi zamanı başlat ve hemen sana... Başlatıyorum hocam, hazır mısınız? Işığın yansımasını anlatıyorum. Hadi başlattım. Bakalım. Evet, şimdi ışık nasıl yansıyor biliyor musun Tunç'um? Işık bir yüzeye çarparak ortama geri dönmesine biz yansıma adını veriyoruz. Yani ışığın bir yere çarpıp geri dönmesi. Peki ben bu yansıma dediğimiz olayı kaça ayırıyorum biliyor musun? İkiye ayırıyorum. Çok basit. Bir tane düzgün yansıma var, bir de dağınık yansıma var. Düzgün yansıma ne zaman olur Tomuş Evrem sence? Düzgün zamanlarda. Harika, süpersin. Düz ve pürüzsüz yüzeylerde, durgun suda, aynada olan yansımayı biz düzgün yansıma diyoruz. Ama dağınık yansıma ise pürüzlü yüzeylerde olur Tomuç Evren Bey. Nasıl olduğunu hemen sana söyleyeyim. Mesela ışınlar geliyor ve hepsi paralel gidiyor. Ama burada bakalım, ışınlar geliyor, bir tanesi böyle gidiyor, bir tanesi böyle gidiyor, bir tanesi böyle gidiyor. Yani birisi Anya'ya, birisi Konya'ya gittiği yansımayı biz pürüzlü dağınık yansıma diyoruz Tomuç Evren Bey. O zaman hemen şöyle yapalım. Bir tane model soruyla anlamaya çalışıyorum. Şimdi gel, fen bilimi dersine hazırlanan kutuların tabanında bulunan cisimlere gönderilen ışınların izlediği yollar verilmiş. Tamam. Bak, böyle gelmiş, sonra düzgün paralel gitmiş. Gelmiş, bir tanesi böyle, gelmiş, bir tanesi böyle gitmiş. Farklı yerlere gitmiş. O zaman burada da gelmiş düzgün, burada da aynı dağılmış gitmiş. Dolayısıyla diyor ki, hangi düzeneklerde buruşturulmuş alüminyum folyo kullanılmış demiş. Hangileri yampik? Harika. Hangisi dağınık yansıma yapmıştı diye soruyor. Tabii ki 2 ve 3 olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesi, ama burada paralel gittiği için düzgün yansımalar diyoruz. Geldik yansıma kuralı. İşte burası çok hassas. Gerçekten de yansıma kuralları deyince gelen ışın var. Bir de yansıyan ışın denilen iki tane kavram var. Bak, bu turuncu ile çizdiğim şey gelen ışın. Gelen ışın geliyor, bir ayna dediğimiz veya düzgün bir yüzeye çarpıyor. Sonrasında buraya çarptıktan sonra yansıyor ve bu yansıyan ışına dönüşüyor. Bunun adı da yansıyan ışın. Gelen ışın yansıyan. Anlaştık mı hocam? Anlaştık hocam. Şimdi bir de bu düzgün yüzeyin üstünden bir tane çizgi çiziyorsun Tomuç'um. Ama bu buna dik gelecek şekilde, biz buna normal adını veriyoruz. Bu acayip önemli. Normal sanki 90 derecelik bir şey gibi düşün. Ve ben bu ne demiştik? Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemde olmak zorunda. Yansımanın birinci kuralı. İkinci kuralı ise şu. Gelme açısı dediğimiz A açısı. Bak, gelme açısı dediğim şey A açısı aslında. Şuradaki açı. Normalle gelen ışının yaptığı açı, yansıyan ışın dediğimiz, yansıma açısı dediğimiz açıya eşit oluyor. Yansıma açısı dediğimiz şey de aslında şurada B açısı şeklinde gözüken şey diyoruz aslında. O zaman gelme açısı, yansıma açısı eşit. O zaman mesela şöyle bir şey çizsem sana. Çat çat böyle gitsem, buraya gelsem. Burası 40 derece ise, burası kaç derece Tomuç Evren? Bayağı zor bir soru gerçekten. 40. Mükemmel zekisin diyorum ve geçiyorum. Düz aynaya gönderilen bir ışın izlediği yol şekilde gibidir. Tamam, eyvallah. Buna göre aynaya gönderilen ışının gelme ve yansıma açıları hangisi demiş. Tomuç Evren, hemen şöyle söyleyeyim. Normal dediğimiz şeyin 90. Harika. O zaman bunun hepsi 90 derece. Bunun hepsi 90 derece ise, burası 50 derece ise Tomuç Evren benim, geriye kaç kalır? 90-50. Dangoz musun evladım? 40 derece. O zaman şuraya 40 derece kaldı mı evladım? Tebrik ediyorum seni. Peki oraya 40 derece kaldıktan sonra burası ne açısıydı? Artık yansıma açısıydı değil mi Tomuç'um? Yansıma açısı dediğim şey 40 derece ise eğer, burası da 40 derece olmak zorunda ve buna da gelme açısı dedi. Gelme açısı ve yansıma açısı birbirine eşittir. Dolayısıyla ikisi de eşit olmak zorundadır. Mesela şu şık olmaz, şu şık olmaz gibi. Skandal. Hemen söyleyebilirsin Tomuç'um. Tomuç, unutma, şuradaki açının hiçbir önemi yok. Buradaki açı sadece bunu bulabilmek için kullandık ve attık bir kenara. Geldik hemen bir pürüzsüz ve yüzeye gelen ışının normalle yaptığı açının ölçüsü yansıyan ışının normal yaptığı açıya eşittir demiş. Yeni nesil sorular böyle bilgili, evet, mi hocam? Bilgili. Yeni nesil sorularda böyle bilgi var. O zaman normalle yaptığı ölçüsü gelen ışının normal yaptığı ölçüsü yansıyan ışının normal yaptığı açıya eşittir. Zaten gelme açısı yansıma açısına eşittir demek istiyor aslında burada. Düz aynaya gönderilen ışından verilmiştir. Buna göre hangisinde gelme açısı en büyüktür? Tomuç'um, bir kere düz bir yüzey. Bak, burası düz bir yüzey. Burası çat çat çat, ne yapmam gerekiyor? Bir tane normal çizmem gerekiyor. Normal çizdikten sonra burasının 90 derece olduğunu biliyorsam, burası 80 derece ise eğer, geriye kaç derece kalır? 90'dan 80 çıkarsa 10 kalır. İşte bu gelme açısıdır. Gelme açısıdır Tomuç Erdoğan Bey. Aynı şekilde bu adam buradan yansıdığı zaman burada 10 derece olmak zorunda. 10 küçük. Gelme açısı en büyüktür. Bu saçma.
Buraya bakalım. Buraya normali çizdim. Burası 90 olmak zorunda. 90'dan 70 çıktı. 20. Burada da küçük birazcık kaldı. Şimdi bak buraya Tomuç'um. Böyle geldi. Normalle yaptığı açık açıda 80. O zaman bu gelmezse bayağı büyük. Buraya bakalım. Buraya normal burası. Normalle yaptığı açık açıda 20. Bu da 20. Çok küçük. Yani şu ikisi birbirine eşit aslında. Dolayısıyla en büyük budur diyorum. Süper zekisin. O zaman Tomuç çak bir beşlik hadi bakalım. Buyur hocam. Bravo diyorum sana. Gerçekten konuyu çok iyi anladın. O zaman bak zamanımız da kaldı. Yansımayı da hocam, anlamış hocam başka olalım. Bir konuyu anlatabilir misiniz? Ödülü sorumuzu. Bir saniyemiz kaldı. Yap Tonguç'um. Yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.